Değerli arkadaşlar, bu dersimizde sizlerle title bar ve status barın saklanılmasını, onları gizlemeyi göreceğiz. Yani bir önceki projenin arkadaşlar birebir her şeyi aynı. Sadece şuradaki isimleri böyle bir değiştirdim. Yani şuradaki, yani bu proje için. Şimdi bakın, şurada, burası bizim arkadaşlar 56. projemiz. Bakın şu anda şu üstte bir dikkat edelim. Ve şu zemine de bir dikkat edelim. Bakın zeminin rengine ve üste dikkat ediyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Şimdi sebeplerini söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şurada bakın şu üst tarafa lütfen herkes buraya dikkatle baksın. Bazı projelerde siz burayı istemeyebilirsiniz. Şu tarafı da istemeyebilirsiniz. Bakın saat, yani şuradaki enerji. Yani bakın bunu demiyorum. Şu görünen taraftan söz ediyorum arkadaşlar. Şuradan. Şunlar, yani şu ikisini istemeyebilirsiniz. Bunun için bakın şuraya gelip Java kodunun içine şöyle bir kod bölümü var. Bakın hemen şu aktivite main'den önce olacak. Eğer ki bunu getirip şöyle sonraya bırakırsanız arkadaşlar hata alırsınız. Bakın şu aktivite main çağrılmadan, yani hemen önce bunu böyle yazacaksınız. Bakın yani şu kod bölümü bizim işimizi görüyor. Bakın burada şu Windows'a da bir dikkat edin. Diyor ki benim diyor Windows'u eklemem lazım. Tamam. Bakın şunu da buraya dahil ettiği view'den ve de burada şimdi bakın bu haliyle çalıştırdığımızda şuraya bir dikkat ediyoruz. Şu üst tarafa. Bakın üst taraf gitti. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani duruma göre projelerde bunu istemiyorsanız böyle kullanabilirsiniz. Yani bakın çok küçük bir kod ama işinize yarayabilir. Bir de arkadaşlar şu zemine de bir dikkat edin. Bakın zemin yine hala beyaz. Buraya kadar her şey iyi. Şimdi bu kodu şöyle geriye alacağım şimdi hamlelerimi. Şimdi bakın burada bir de bunu, yani şu Android Manifest'in içinde yapma var. Arkadaşlar burası neydi? Android Manifest bizim, yani projemizin, yani bütün kurallarının belirlendiği yer. Bakın bunu şu kod bölümüyle arkadaşlar temasını da değiştirerek de yapabilirsiniz. Şöyle bakın hangi aktivitede olacaksa, mesela hangi aktivitede olmasını istiyorsunuz? Şu main'in içinde olmasını istiyorsunuz. Bakın o zaman bu aktivite main bulunduğu yere gelip arkadaşlar bakın şu temasına, bakın temayı da siz burada değiştirebiliyorsunuz. Yani bunu da görün. Ve temayı değiştirirken de yine bakın o title bar'ı, yani böyle değiştirebiliyorsunuz. Bakın bu sefer de full screen istedik. Bakalım çalıştıralım. Bakın bu sefer de şu üst taraf da gitti. Görüyor musunuz? Saat de gitti. Yani saat falan da yok. Ve zemin de şu anda siyah oldu arkadaşlar. Yani projede siz böyle arkadaşlar bunları değiştirebiliyorsunuz. Ha, şurayı derseniz burası evet. Yani bir önceki projeyle aynı. Yani sadece buradaki isimler farklı. Arkadaşlar böyle projelerde bunları kullanabilirsiniz. Tabii böyle isimler varsa gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar şimdi burada bilmenizi istediğim şey ya bunu kullanacaksınız. Yani Java kod bölümünde veya da arkadaşlar şurada kullanırsınız ama var ya projenin hangi aktivitede olmasını istiyorsanız o görünümü etkiler arkadaşlar. Yani bakın tamamını değil, projenin tamamını etkilemez. Yani mesela birden fazla, yani aktivitede bunu kullanacaksanız böyle bunu, yani her aktivitenin içinde bunu şöyle belirtmeniz lazım. Ha, bir de son olarak eğer ki diyelim ki burada şöyle bir şey, şu kod bölümünü şöyle şunu açalım şöyle. Bakın şuraya bir dikkat edin. Bir şey daha size göstereyim. Bakın burada başka özellikler de var. Bunları mutlaka bir deneyin arkadaşlar. Bakın sağ tarafta ikon, sol tarafta ikon. Böyle şeyler de var. Yani istiyorsanız yapalım. Yani veya da siz kendiniz bunları bir deneyin yani. Evet, şimdilik bu kadar. Arkadaşlar bu ders böyle kısa bir ders oldu. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun, var olun.